Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerikalı yazar Ignatius, en ölümcül aşama başlamadı, İsrail'i büyük bir sınav bekliyor. Amerikalı gazeteci yazar David Ignatius, Washington Post gazetesindeki köşesinde Filistin-İsrail savaşı ile ilgili yorumlarda bulundu. Ignatius, geniş Gazze tünelleri kabuslarla dolu bir savaş alanı sunuyor başlıklı yazısında Gazze'deki tünellerin önemine vurgu yaptı. Gazze'nin altında ikinci bir Gazze olduğuna dikkat çeken yazar, İsrail bu savaşın belki de en tehlikeli ve ölümcül aşaması olan ikinci Gazze'ye girmeye hazırlanıyor. Gazzeliler oraya metro diyor. Tam anlamıyla Hamas'ın savunması olan bu tünellerde silah, mühimmat ve diğer savaş malzemelerinin yanı sıra savaşçılar da bulunuyor dedi. Ignatius, Hamas'ın elindeki esirlerin bu tünellerde olabileceğine değinerek, Netanyahu'nun da dediği gibi bu yeraltı komuta merkezleri ele geçirilmeden Hamas yenilemez. 200 kadar esir bu yeraltı labirentlerine yerleştirilmiş olunabilir. Hem rehineleri kurtarıp hem de Hamas'ın kökünü kazımaya çalışmak İsrail ordusu için büyük bir sınav niteliğindedir dedi. İsrail'in geliştirdiği özel bir askeri birimle tünellere saldırmaya hazırlandığını belirten Ignatius, bu savaşta yaşanacak en sert çatışmalar çoğumuzun hayal bile edemeyeceği koşullarda gözlerden uzak şekilde gerçekleşecek ve sonuç o mağaramsı derinliklerde neler olduğuna bağlı olacak ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.